Senin burada ne işin var? Sana bir daha bu çiftliğe girmeyeceksin demedim mi? Hadi defol git buradan. Defolup gidecek olan ben değilim Serap. Sensin. Çiftlik artık bana ait. Ne? Ne dedin sen? Ne dediğimi duydun. Çiftliği açık artırmadan satın aldım. Dinç Aslan çiftliği artık bana ait. Olması gerektiği gibi. Hayır, bu doğru olamaz. Oldu bile. Ah, artırmadaki vesika. Tapu işlemleri biter bitmez, çiftlik resmi olarak bana ait olacak. Hayır. Kabul etmiyorum. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bana bak. Ben bu çiftliği hibe bile ederim başka birine. Anladın mı? Ama asla sana satmam. Asla! Senden müsaade isteyen yok Serap. Banka her şeyi onayladı. Yapabileceğin hiçbir şey yok. İnanmıyorum sana. İnanmıyorum. Defol git bu çiftlikten. Defol! Ne oluyor kızım? Baba, Yasin'a atın bu kadını dışarı. Sakın bana yaklaşmaya çalışma. Kızına söyledim ama laftan anlamıyor. Çiftliği ben satın aldım. Hepiniz defolup gideceksiniz. Güllü, ne diyor bu kadın? Sağır mısınız? Burayı ben satın aldım diyorum. Toparlanın. Bana bak, fırsattan faydalanmaya çalışıyorsun değil mi? Oğlum için bulduğun parayla çiftliği satın almaya kalkışıyorsun. Geberteceğim seni. Dur, geberteceğim. Bana bak, buradan bas git. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Oğlunuz abimi öldürdü. Bu da yetmiyormuş gibi mal varlığımın üstüne konmaya çalışıyorsunuz, öyle mi? Ama yanıldınız. Hak yerini buldu işte. İzin vermeyeceğim buna. Defol, defol! Sakin ol kızım. Bana bak. Defol git dedim sana buradan. Geldiğin yere geri döneceksin Güllü. Ananı babanı da alıp geldiğin çöplüğe geri döneceksin. Ben de bunu zevkle izleyeceğim. Gelsene Ramazan. Hafız canım istemiyor, içim almıyor benim. Nicedir fabrikaya da gittin yok zaten. Ne yapacağım Hafız fabrikaya gidip? Allah çalışanı sever. Çalışacağım. He, Allah sever. Ama bakıza sevmiyor. Ne olacak? Böyle olmayacak ya. Ben ne yapacağımı biliyorum. Nereye? Kız, hala konuşmuyor musunuz siz? Yok. Görsün bakalım bana el kaldırmak neymiş. Reşit! Ne var Zaloğlu, ne istiyorsun? Az gel hele, seninle konuşacaklarım var. He, geliyorum. Yenge hala konuşmuyor mu seninle? Hadi hadi gidelim. Akize, fazla uzattın ama. Ne olmuş bir denecik vurduysa, hem erinin vurduğu yerde gül biter.
Hadi canım oradan. Ben o gülü var ya, ona yediririm, yediririm. Hem Ramazan huyunu senin herif bozdu. Ondan evvel şarkıcı neyin mi vardı? Üstüme eğilik sağlık. Reşit olmayaydı, senin kocan Meteli'ye kurşun atıyordu. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum ana. Halide'nin dedikleri doğru mu bilmiyorum. Bu kadar kısa sürede satılır mı çiftlik? Ben gidip bu işin aslını bir öğreneceğim. O kadın gelirse sakın içeri almayın. Çiftliğe adımını atmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kızım. Anlaşıldı. Seyyare Hanım, bugün gelen kadın kim olur? Buranın esas sahibi Muzaffer Dinç Aslan'ın kız kardeşi. Ha öyle mi? Ha öyle. Kemal'la evlenince ağası çok kızdı. Onu kovdu bu çiftlikte. O günden belli de geri gelmek isterim. Peki kovacak mı bizi çiftlikten? Yok canım. O kadar da değil herhalde. Öyle der mi Yasin ha? Biz vallahi kendimizi bildiğimizden beri bu çiftlikteyiz. Allah'ın takdiri. Bu vakitten sonra çiftlikten ayrılmak varsa kaderde elden ne gelir? Aman ağzından yel alsın, Allah korusun. Kaçırdık treni. Allah Allah. Hiç böyle yapmazdı ya. Başına bir şey mi geldi acaba? Yine bir yerde bayılıp kalmasın sakın. Hah, işte geldiler. Halide neredesin? Merak ettim seni. Merak edilecek bir şey yok. Gayet iyiyim. Ama treni kaçırdık. Affedersin Ekrem. Sana haber verecek zaman bulamadım. Neyse pekala, öyle olsun. Yarın da bir tren var, onunla gideriz. Yarın da gidemem. Halide Hanım. Siz gitmekten vaz mı caydınız yoksa? Vazgeçmedi. Öyle değil mi Halide? Ekrem. Çiftliği satın aldım. Evet. Dinç Aslan çiftliği artık bana. İşte bu yüzden gidelim. Serap Hanım buyurun. Müdür Bey, çiftliğin satıldığı doğru mu? Evet Serap Hanım. Açık artırma neticesinde çiftlik bugün satıldı. Kim aldı sorabilir miyim? Halide Şahin. 1.050.000 lira karşılığında çiftlik ona satılmış. Ne? Olamaz.
Hayır, çiftliği Halide'ye satamazsınız. Serap Hanım, lütfen sakin olun. En yüksek teklifi veren o olmuş. Beni alakadar etmiyor. O kadına çiftliği satamazsınız. Satışı iptal edin, başka birini bulun. Üzgünüm ama bu hususta bir söz hakkınız yok. Ne demek yok? O çiftliği o kadına satmıyorum. Anlamıyorsunuz. Çiftlik zaten sizin değil, bankanın. Bankada usullere uygun olarak çiftliği Halide Şahin'e sattı. Bir yolu olmalı. Bir şeyler yapmalısınız lütfen. Benim yapabileceğim bir şey yok. Hiç hatırım yok mu? Orası benim evim. En büyük düşmanıma çiftliği kendi ellerimle veremem. Üzgünüm. İsterseniz avukatınıza danışın. Bu hususta yapabileceğim bir şey yok. Halide Hanım parayı ödediği takdirde tapu onundur. Yarın sabah 10'da tapu devir işlemleri yapılacak. Bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsın? Biz seninle bir karar vermiştik. Öyle değil mi? Buradan gidecektik. Ekrem, bu fırsatı çok uzun zamandır bekliyorum. Abim öldüğünden beri bunun hayaliyle yaşıyorum ben. Lütfen keyfimi kaçırma. Keyfini kaçırmak mı? Halide, sen artık tek başına değilsin. Benim çocuğumu taşıyorsun karnında. O yüzden tek başına karar veremezsin. Bunu aklına iyice sok. Gülizar, gir içeri. Şimdi toplarım ben Halide Hanım. Gir dedim. Duydu işte. Ne yapacağız şimdi? Bağışlayın şu işi. Halide Hanım hamile demek. Hem de Ekrem Bey'den. Ortalık fena karışacak. Ya Zaloğlu, çıkar artık şu ağzındaki baklayı canım ya. Reşit, sen bana bir kalem kağıt getir hele. Ne oluyor anlamadık ki. Kağıt kalem getir. Anlamadık ki. İyi de ortak, neden bunu yazıyorsun? Bu ne şimdi? Görmüyor musun Reşit? Okuman yazman yok mu kardeşim senin? Ben bu dükkanı satıyorum ya. Bitti gitti. Ya var ya, bu dükkan yüzünden benim başıma gelmeyen kalmadı kardeşim. Yuvam yıkılacak neredeyse ya. Satıyorum ben bu dükkanı, bitti gitti. Ha, o sebepte. O sebepte. Şimdi Reşit, bunu bir cama falan atıyoruz tamam mı? Ondan sonra ortalığa bir çeki düzen veriyoruz. Sandalyeleri indiriyoruz, toparlıyoruz yine. Bir de müşteri falan gelirse hemen anlaşabilelim. Baktık ki kimse gelmiyor. Geziyoruz çarşıda, haber veriyoruz. Hadi bakalım. Ya bırak. Bırak istemez, bırak. Lüzum yok. Müşteriye de lüzum yok. Etrafı derleyip toparlamaya da lüzum yok. Aşk olsun ortak ya. Ben hiç seni darda bırakır mıyım ya? Ben hiç senin canını sıkkın bırakır mıyım ya? Aa. Bana sat dükkanı. Sağ mı? He. Senin de para var mı içine? Canım biz de senelerdir iş yapıyoruz değil mi? Çiftlikte o kadar çiftçi başılık yaptık. Yemedik, içmedik, üstümüze başımıza bir şey almadık. Aa, bu kırmızı pantolonla dolanıp durduk. Nereye gitti bu paralar değil mi? Nereye gitti?
Biz de yaşlılığımızı düşündük, bir kenara ayırdık. Sen şimdi de hele bakalım. Bu dükkana kaç para istiyorsun? Ya Reşit, sen beni delilendireceksin kardeşim. Geçitteyim ben senden şuradan para istediğimde benim bir tek kefen param var demedin mi sen bana? Canım o ayrı, bu ayrı. Sen şimdi bana de, bu dükkana kaç para istiyorsun? Bir de hele. Söyle bakayım ya. Ne olur Suat Bey, bana müsbet bir şey söyleyin. Serap Hanım, ilan usullere uygun olarak verilmiş. Banka müzayededen önce sizi haberdar etmiş. Ayrıca kamuoyuna da gazete aracılığıyla tebliğ edilmiş. Halide Hanım açık artırma sırasında pek çok şahsın şahitliğinde çiftliğinize talip olmuş. Ve en yüksek teklifi vererek almış. Bu durumda her şey yasalara uygun görünüyor. Satışın iptalini istemek için geçerli bir sebebimiz ne yazık ki yok. O çiftlik ve etrafındaki araziler milyonlar eder. Halide sadece 1 milyon vererek çiftliği almış. Bu bile itiraz etmek için geçerli sebep değil mi? Maalesef Serap Hanım. Banka sizden alacağına mahsuben kendini kurtarmak için satışı gerçekleştirmiş. Ne yazık ki çiftliğinizin gerçek değerinin çok altında satılmış. Üzgünüm ama yapabileceğimiz bir şey yok. Elimden bir şey gelmez. Anlıyorum. Çiftliği almak istemeni anlıyorum. Ama sen de biliyorsun ki bizim burada yaşamamız mümkün değil artık. Haklısın. Gideceğiz zaten. Ama önce Serap'ın o çiftlikten defolup gitmesini görmek istiyorum. Lütfen beni bundan mahrum bırakma. O gittikten sonra biz de çiftliğe yerleşelim. Ondan sonra ne vakit istersen gideriz, ha? Pekala, öyle olsun. Ben bu hafta Ankara'ya gidiyorum. Teşkilata bir rapor hazırlayıp vermem lazım. Aynı zamanda yurt dışına tayinimi rica edeceğim. Döndüğüm zaman da artık buradan gideriz. Ha? Halide, sana bir şey sormak istiyorum. Dilekçeyi verdin mi? Kemal'den boşanman için gerekli olan dilekçeyi verdin mi diye soruyorum. Evet, tabii ki verdim. Şehre onun için inmiştim zaten. Hı. Güzel. Görüşürüz. Üzüldüm be Kemal. Demek onca emek, onca alın teri heba oldu ha? Öyle oldu usta. Kütleri satamayınca banka çiftliğe el koydu. Ne demişler? Cana geleceğine mala gelsin. Güllüoğlu'na yeniden kavuştu ya. Varsın bedeli bu olsun. Haklısın usta. Kemal abi. Ne var Hasan? Sağ ol. Hadi sen git. Da beni biraz idare etsene. Tabii Kemal. Elbette. Ederim. Cemşir. Az gelsene buraya. Ne oldu? Daha ne olsun Cemşir? Tekmin kovuldunuz çiftlikten. Biliyorum.
Ama sokakta kalacak değiliz ya. Bulacağız bir halt çaresini, merak etme sen. Bak yanlış anlama. Siz ortada kalmazsınız elbet. Ama ben yoluma gideyim artık. Malum oğlana para yollamak lazım. Olmaz. Hem nereye gideceksin ki? İstanbul'a gideceğim. Yeni yeni yerler açılmış orada. Birinden birinde bir iş bulurum artık. Oğlanın da yanında olurum. Zinhar olmaz. Bak Osman. Ya sen beni anlamıyorsun. Ya da ben anlatamıyorum. Ben bundan böyle seni salmam. Hiçbir yere bırakmam. Deli deli konuşma Cemşir. Karın kuzun duyarsa ne olur? Bırak gideyim. Osman. Bak, ben seni artık bırakmam. Bir hal çaresini bulacağız. Üstüme gelme. Cemşir! Cemşir! Cemşir, Cemşir. Ne oldu? Ne var? Ne arıyorsun sen burada? Ne arıyorsam arıyorum. Sana hesap mı vereceğim kadın? Aman ey, tamam tamam. Güllü'den haber var mı? Yok. Ne bu halin? Kemal, çiftlik satıldı. Satıldı mı? Ne çabuk. Evet. Kemal, çiftliği Halide almış. Ne? Ne yapacağım ben şimdi? Başka biri almış olsaydı hiç olmazsa gider konuşurdum. Biraz daha oturmak için müsaade isterdim. Ne bileyim, kira falan öderdim. Daha sonra bir şekilde çiftliği geri alırdım. Ama şimdi Halide böyle bir şeye asla müsaade etmez. Şimdiden kapıya dayandı. Defolun diye kovdu bile bizi. Şşş, tamam. Tamam, sakin ol. Nasıl sakin olayım? Oğlum orada büyüyemeyecek. O çiftliğin beyi olamayacak. Ona bırakılan mirası koruyamadım Kemal. Zafer'e verdiğim sözü tutamadım işte. Güllü. Güllü, beni dinle. Bana bak. Sen elinden geleni yaptın. Çiftliği ipotek ettirmeseydin Ali'ye kıyacaklardı, unuttun mu? Sen evladını korudun. Yapman gerekeni yaptın. Ama eğer pamukları kurtarabilseydim... Güllü, kurtaramadın. Yağmura nasıl mani olacaksın ki? Tamam, olan oldu. Üzme kendini. Dünyanın sonu değil ki. Kemal. Kemal, bir şekilde çiftliği kurtarmanın yolunu bulmalıyım. Halide'nin yaptığı bunca fenalıktan sonra kazanmasına müsaade edemem. Abi. Neden döndün? Beni gördüğüne pek memnun olmadın galiba. Halide gitmekten vazgeçti, değil mi? Gazetede gördüm. Serap çiftliği satışa çıkarmış. Halide bu fırsatı kaçırmak istemez tabii. Evet, doğru. Halide çiftliği satın aldı. Biz de planlarımızı biraz erteledik. Hepsi bu. Nedense hiç şaşırmadım. Halide'nin o çiftliği satın almak için parayı nereden bulduğunu artık söyler misin abi? Seher, başlama yine. O parayı senin temin ettiğini biliyorum. Kendine yazık ediyorsun abi. O kadının seni kullandığını ne zaman idrak edeceksin acaba? Seher, yeter artık.
Bana bir kez daha bunu söylersen seninle bütün ilişkimi keserim. Ve seni hayatımdan silerim. Anlaşıldı mı? Yarın Ankara'ya gidiyorum. Bir hafta yokum. Döndüğüm zaman Halide ile buradan gidiyoruz. Ve seni temin ederim ki benimle gelmesi için çok geçerli bir sebebi var. Kim o? Benim yenge, aç. Ne oldu kaba? Yetiş yenge. Ne oldu kaba, söylesene. Ramazan canına kıydı. Ne? Hastaneye zor yetiştirdik. Aman yarabbi. Ramazan? Hekimler durumu vahim dediler. Karusa bekliyor. Hadi bir acele ediver yenge. Güllü, bir şey demeyeceğim mi? Efendim ana. Bütün gün yoktun. Bir şey de demedin. Ne olacak Çitlik? Bilmiyorum ana. Bulacağım bir çaresini. Gel vazgeç kızım. O kadın uğursuzun teki. Uğraşma onunla. Çekip gidelim. Koca Adana'da sana ev mi yok? He? Ne diyorsun ana? Nasıl vazgeçerim? Vaziyeti biliyorsun. Ali hasta. İyi bakılması lazım. Beş kuruş param olmadığını da biliyorsun. Yok, öyle kolay vazgeçmem. Bu iş daha bitmedi. Efendim Halide Hanım. Gülizar, bugün duyduklarını unutacaksın. Hamile olduğumu kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Siz hiç merak etmeyin hanımım. Benim o konuda sır verip sır vermem. Eğer birinden duyarsan sana hiçbir şey sormam. O saniye kendini kapıda bulursun. Bir daha dişi bulamazsın. Ama siz böyle söyleyince kalbimi vuruyorsunuz yani. Ben sizi üzecek bir şey yapar mıyım yani? Hemen siz ciddiye aldınız, yezil takıp oynayacağım şurada yani. Zor tutuyorum kendimi. Serap Hanım şimdi görecek geçe hanım kimmiş. Her şeye yeni başlıyoruz Gülizar. Serap'a daha beterini de yapacağım. O da Kemal de benim kim olduğumu anlayacaklar. Sizden korkulur yemin ediyorum. Ya ne durdun kardeşim? Devam etsene hastaneye. Ya sana diyorum bey adam. Yok, atlar durdu Zar. Ne demek atlar durdu? Gel bak Gize, inek. Yürüyerek devam edek, gel. Ya tövbe tövbe kaba. O kadar yol nasıl yürüyeceğiz? Yürürük, yürürük. Hadi yürü. Halil acele edelim, hadi yürü. Daha çabuk yetişek. Yürürük, gel. İndir şunu hadi, indir, indir. İndir, aman gözün görmezsin ya. Hah. Ver bak. Ver, ver, ver. Al bakalım. Yavaş.
dikkat et. Yavaş. Ha, as bakalım güzelce asas. Biraz eğri gibi mi oldu? Düzelt bakalım. Ah. Ya bu yazıyı biz biraz daha büyük mü tutsaydık usta? Ama öyle de görgüsüzler gibi olurdu değil mi? İyi hadi alloş alloş. Gel in aşağı. Vay 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 vay. Ya çok yaman oldu ya. Selamünaleyküm. Hayırdır Reşit? Ya meyhaneyi devraldık da onun tabelasını asıyorduk. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Bu akşam da içkiler bedava. E geçin hadi geç. Geçin. Hadi usta. Hayırlı olsun Reşit. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Geç, geç. Geç. Hayırlısın. Çok güzel oldu ya. Demek beni kandırdın ha? Canına kıydın öyle mi? Hadi erimler. Bana müsaade. Gidiyorum ben. Ya kurban oldum. Şimdi ben öyle demesem sen gelmeyeceksin ha? Doğru söylüyorsun. Gelmezdim. Ya kurban oldum ya. Bir dakika dur tamam gene git. Affet mi istiyorsam? Ama bir iki dakika gel ya bir şey konuşacağım seninle. Hadi gel. Buyursunlar. Reşit'in meyhanesi olarak değiştirilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan geldi. Adana'nın en güzel sohbetini, en güzel muhabbetini hep beraber burada her akşam yapacağız. Afiyet şeker olsun. Reşit, içkiler beleş diye geldik. Hani nerede? Evet. Bu akşam içtikleriniz ve içecekleriniz müessesemizin ve benim sizlere ikramımdır. Afiyet şeker olsun, getir oğlum. Kemal, ne olacak peki şimdi? Güllü gidecek mi çiftlikten? Vaziyet onu gösteriyor. Halde yine yaptı yapacağını. Ya kardeşim, benim anlamadığım şey bu Halide o kadar parayı nereden buldun? Bilmiyorum Ahmet, bilmiyorum. Demek Güllü artık çiftliğin hanımı olmayacak öyle mi? Para, pul, mevki bunlar baki değil. Ne demiş şair? Baki olan bu gök kubbede boş bir sedaymış. Hadi şeref olsun o zaman. Haklısın be usta. Belki böylesi herkes için daha hayırlı olur.
İyi de Kemal, Güllü şimdi çiftlikte alıştı hanımla. Nasıl yapacak başka bir yerde? Güllü çiftlikte doğmadı ya Ahmet. Alışır elbet. Makam, mevki. Bunları bir kez tadan bir daha vazgeçemez Kemal. Güllü her ne kadar senin sevdalın olsa da bir gün sahip olduklarını özleyecektir. Usta doğru söylüyor Kemal. Zamanında Halide ile senin aran aynı sebepten açılmadı mı? Güllü Halide gibi değil Ahmet. Önceden çiftliği parası pulu mu vardı? Benimle olmak yetiyordu ona. İnşallah yine öyle olur. Dediğin gibi olsun Kemal. Hadi vur öyleyse. Ne dedin sen? Ne dediğimi duydun? Çiftliği açık artırmadan satın aldım. Dinç Aslan çiftliği artık bana ait. Olması gerektiği gibi. Hayır, bu doğru olamaz. Oldu bile. Ah, artırmadaki vesika. Tapu işlemleri biter bitmez, çiftlik resmi olarak bana ait olacak. Tek lokma yemedin. Yemeyeceğim Ramazan. Ne diyeceksen de. İyi, beyim. Fakize, ben meyhaneyi bıraktım. Yani devrettim. Artık meyhane falan yok. Düzenli fabrikaya gidip geleceğim. Ağzıma da gram işi koymayacağım. Bak sana yemin ediyorum. Bundan sonra sana kötü laf, kötü söz de etmeyeceğim. Edersem Allah belamı versin. Sen değil miydin karnımda çocuğunu taşıdığımı bile bile bana vuran? Ben sana nasıl yanacağım Ramazan? Ya kurban oldum biliyorum ben. Bak senden bin kere, milyon kere, 10 milyon kere özür diliyorum kurban olduğum. Ne olur beni affet ya. Yani var ya şöyle, yani var ya şöyle kendi gırtlağımı söküp böyle kaldırıp atmak istiyorum yemin ederim sana. Ben seni çok seviyorum güzel yüzüm. Bir denem. Ya tamam ben kaba saba bir adamım biliyorum, biliyor musun? Yani böyle afili laflar söylemeyi beceremiyorum kızım ben işte ne yapayım? Ama sen olmazsan eğer benim hayatımın bir anlamı yok yani. Ben sabahleyin kalktığımda böyle senin yanında görmediğim zaman... ...o gün benim için güzel olmuş, kötü olmuş hiç manası yok yani. Sen bana güzel gözlerinle gülmeyince... Pamuk ellerimle dokunmayınca, hanım hayatımda olmayınca ben yaşamışım, ölmüşüm. Vezir olmuşum, rezil olmuşum. Hiçbir ehemmiyeti yok ya. Yani. Şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Ben yaptığım her şey için senden özür diliyorum. Ben affet istiyorum Fakize. İki tane aldım. Kız olursa onu, erkek olursa da bu. Artık hangisi olursa. Beni bir daha üzmeyeceksin, söz mü? Söz veriyorum, kurban oldum sana. Yalan da söylemeyeceğim. Ya bitti gitti ya, ne yalanı? Beni gerçekten bu kadar çok mu seviyor?
Gel helal. Sevmek ne kelime kurban olduğum. Ben var ya... ...ben sana tapıyorum Bagze. İste var ya, ben şu suyun yerini değiştiririm, sana yemin ediyorum. Halide. Ne var sana? Seninle konuşacaklarım var. Ben içeride sizi bekliyorum. Fazla vaktim yok. Tapu işlemlerini tamamlayacağız. Ne diyeceksen de. Sana bir teklifim var. Fabrikanın bütün hisselerini sana veriyorum. Bundan böyle Dinç Aslan fabrikasının tek sahibi sen olacaksın. Ayrıca çiftlik arazisinin dışındaki bütün tarlaları da sana devrediyorum. Oradan alacağın hasılatla fabrikayı zenginleştirebilirsin. Kazandığın parayla da çok kısa sürede kendine çok daha güzel bir çiftlik alabilirsin. Ama çiftliği bana bırakacaksın. Muzaffer Ali orada büyüyecek. Bitti mi? Bitti. İyi. O zaman önümden çekil. İşlemleri tamamlayacağım. Halide. Bak, çiftliği ipotek etme sebebimi biliyorsun. Senin yüzünden oldu hepsi. Muzaffer Ali'nin hayatı tehlikedeydi. Senin bulamadığın parayı bulup ödemek zorunda kaldım. E'si bu durumdan faydalanıp çiftliği alman hiç adil değil. Öyle mi? Senin de abimle evlenip çiftliğe hanım olman hiç adil değildi, değil mi? Halide. Oğlum hasta. Muzaffer Ali'nin iyi bakılması gerekiyor. Sağlıklı bir ortamda büyümesi gerekiyor. Muzaffer de olsaydı aynı şeyi isterdi, değil mi? Sana fabrikanın hisselerini, tapuları veriyorum. Yetmez mi? Sadece çiftliği alarak yetineceğimi mi zannediyorsun? Sen zaten o fabrikayı, tarlaları batıracaksın. O yüzden bir an önce eşyalarını toplasan iyi edersin. O çiftlikten içeri adımını bile atamazsın. Hadi. Soykan. Şöyle bir şurayı da. Para tamam. Dinç Aslan çiftliği bundan böyle sizindir. Teşekkür ederim. Hayırdır Kemal? Bir sorun mu var? Dün gece çok düşündüm usta. Dediklerinde haklıydın. Gülü'nün çiftlikte yaşadığı hayattan sonra benim onu mutlu etmem çok zor. Hem Ali hasta, iyi bakılması lazım. Çiftlikteki kadar olmasa da onlara iyi bir hayat sunmam lazım. Usta diyeceğim o ki... ...benim paraya ihtiyacım var usta.
Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Bilmiyorum usta. Bilmiyorum. Belki başka bir iş bulacağım. Daha iyi maaşı olan. Belki ek bir iş. Belki gündüzleri atölyede, geceleri fabrikada çalışacağım. Ya da yine şoförlük yapacağım. Bilmiyorum işte usta, bilmiyorum. Ama bir yolunu bulmam şart. Ortalık karışık Kemal. Adana'da kaç tane fabrika kapandı biliyorsun. Herkes iş arıyor. Bir yolunu bulacağım usta. Bulacağım. Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk Yasemin. Misafiriniz var. Kimmiş? Seher Hanım. Verandada sizi bekliyor. Seher. Serap biraz konuşabilir miyiz? Vaktim varsa. Buyur otur. Başına gelenleri duydum. Çok üzüldüm. Bilmeni istedim. Öyle mi? Serap. Ben artık bu aramızdaki husumet bitsin istiyorum. Geçmişte olanlardan dolayı çok pişmanım. Orhan. İkimize de büyük fenalıklar yaptı. Ben bir dönem bunları alet olarak büyük bir hataya düştüm. Hem ona hem Halide'ye. Halide senin arkadaşın. Öyle değil mi? Hayır. Hiçbir zaman olmadı. Sadece kendi çıkarları için kullandı beni. Tıpkı şimdi abime yaptığı gibi. Buraya neden geldin Seher? Bak. Çiftliği kaybetmene çok üzüldüm. Eğer bu konuda bir yardıma ihtiyacın olursa elimden geleni yapacağımı bilmeni istiyorum. Gerçekten. Sana neden inanayım? Neden güveneyim sana? Bak, benim en büyük arzum Halide'nin hayatımızdan çıkması. Senle ben aynı tarafta isterim. Eğer onun bir açığını yakalarsam, ki yakalayacağımdan eminim, bu malumatı seninle paylaşmaktan memnuniyet duyacağım. Hem böylece çiftliğini kurtarabilirsin ha. Nasıl bir açık yakalayacaksın çok merak ediyorum doğrusu. Henüz bilmiyorum. Ama yakın zamanda sana iyi haberlerle geleceğim. Emin olabilirsin. Görüşürüz. Serap Hanım, tebligat var. Çiftliği boşaltmam icap ediyor, öyle mi? Burada yazan vakte kadar ben çiftliği boşaltamam. Benim görevim tebligatı size iletmek. Yasin ol, baba. Sizinle konuşacaklarım var.
Oo, Halide Hanım teşrif buyurmuşlar. Allah Allah. Sana da iyi günler Ramazan. Nasılsın, iyi misin? Ya teze ben iyiyim de işçiler hiç iyi değil. Yani isyandalar adamlar. Bak zor durduruyorum ya. Adamlara kaç haftadır parası ödenmiyor. Ne olacak böyle? Sen merak etme, bir şey olmaz. Biraz daha bekleyebilirler. Eşeğe güpürdü, yel götürdü Halide Hanım yani ha. Bakıyorum keyfiniz yerinizde. Havadisleri duymadın galiba. Hayrola? Çiftliğe dönüyorum. Buyur. Ney? Çiftliği satın aldım Ramazan. Ney? Nasıl satın aldın? Nasıl olduğunu bırak şimdi, oldu işte. Ya teyze sen beni delilendireceksin ne Allah'ın sen? Ya burada işçiler açlıktan ölüyor diyorum. Adamların göbekleri sırtlarına yapışmış diyorum. Para istiyorlar diyorum. Sen yok yok deyip kalkıp gidip çiftlik mi arıyorsun? Bu bir fırsat. Böyle bir fırsatı niye değerlendirme? Unuttun mu? Orası bizim. Bizim ailemize ait. Onlara ne olacak peki? Beni hiç alakadar etmez. Başlarının çaresine bakacaklar. Başlarının çaresine? Baba, sen hemen şehre in. Bize uygun bir ev aramaya başla. Ali'nin rahat edebileceği temiz bir ev bulmaya çalış. Satılık mı? Yok, kiralık. Yasina, sen de civardaki bütün kiralık çiftliklere bakıver. Belki bize münasip bir yer çıkar. Ama Serap Dinç Aslan için aradığınız duyulmasın. Baş üstüne efendim. Acele etmemiz lazım. Çok fazla vaktimiz yok. Elimizden geleni yaparız kızım. Hadi Yasina. Açık konuşacağım Halide Hanım. Daha önce yapmış olduğunuz düşük nedeniyle gebeniz hassas şekilde seyrediyor. Tekrar düşük yapma riskiniz çok yüksek. Bakın doktor, ben bu çocuğu istiyorum. Lütfen, ne lazımsa yapalım. Bilhassa ilk ayları yatarak geçirmenizi tavsiye ediyorum. Ben sık sık kontrole gelirim size. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Bu kadar kısa vakitte ev nasıl bulunur ki? Kolay mı canım koskoca çiftliği taşımak? Başka çaremiz yok Pakize. Güllü, acaba Halide ile bir konuşsan mı? Belki biraz daha vakit tanır. Olmaz. Bir kere gittim ayağına, bir daha gitmem. Bu zevki ona tattırmam. İyi de böyle nasıl olacak ki? Biliyor musun Pakize? Bu hafta Ali'nin doğum günü. İlk yaş günü için kutlama yapmak istemiştim. Dışarı bir masa kurarız, hep beraber kutlarız diye düşünmüştüm. Ama olmayacak işte. Olamayacak. Oğlum bu çiftlikte büyüyemeyecek. Affet beni Ali. Sözümü tutamadım. Sana verdiğim sözü tutamadım. Sen bu çiftliğin beyi olacaktın. Ama onu telafi edeceğim Ali. Sen benim gibi yoklukta büyümeyeceksin. Benim çektiklerimi çekmeyeceksin.
Gerdana dökülür gider. Zülfak gerdana dökülür gider. Yiğidin sevdiği güzel olursa, yiğidin sevdiği olursa, ömrü arkasından sökülür gider. Ömrü arkasından sökülür gider. Kırmızı gül olsan har olamazsın. Kırmızı gül olsan har olamazsın. Ezrail olsan da can alamazsın. Ezrail olsan da can alamazsın. Dünyayı kal bırak koysan ele sen. Dünyayı kal bırak koysan ele sen. Sen de benim gibi yar bulamazsın. Sen de benim gibi yar bulamazsın. Kemal, gördün mü Mehmet ustayı? Görüştük usta, sağ olasın. Akşamları tamirhanede çalışacağım. Kazalı arabaları onarıyorlarmış. Ücreti de bayağı dolgun. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol usta, sağ ol. Kızım, Yasin abi çimdik bulmuş. Öyle mi? Nerede? Buraya çok uzak değil. Lakin... Lakin? İçi bir hayli tadilat ister hanımım. Yok. Vakit yok Yasin'a. Bu kadın yarın öbür gün dayanır kapıya. Ana, hadi yavaştan toparlanalım. Vakit çok daraldı. İyi de nereye gideceğiz kızım? Afiyet olsun. Ramazan. Hı. Sen şu halde hanımla bir görüşsen. Belki insafa gelir ha. Kim? Dezden mi? Hayatta ya. Güllü hala bir yer bulamadı. E vakit de daralıyor. Tek mi sokakta kalacaklar? Belki birazcık daha vakit tanır. Yani Güllü istese kabul etmez ama... sen istersen belki kabul eder.
Nasıl oldu? İyi değilim Kemal. Herkes seferber oldu ama münasip beyi bulamadık. Çok az vaktim kaldı Kemal. Bu saatten sonra ne yaparız, nereye gideriz hiç bilmiyorum. Önemli olan Ali'nin mutluluğu, sağlığı, huzuru. Güllü. Merak etme. Size çok güzel bir ev olacağım. En azından bunu kafana takma, olur mu? Kemal. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Ali'nin de doğum günü. Birinci yaş doğum günü. Çiftlikte kutlamak istiyordum ama nasip olmayacak herhalde. Ramazan. Selamünaleyküm Gülizar. Nezlem evde mi? Eze? Ramazan bir şey mi oldu? Yok, bir şey oldu yok. Bakıyorum da hiç vakit kaybetmemişsin. Evet. İki güne taşınıyoruz. Ha. Deze ya, benim senden bir tane bir ricam olacak, biliyor musun? Ne var? Ya bu güllüler daha ev bulamamışlar. Bir haftada da kolay değil tabii. Bana ne bundan? Ne demek sana ne bundan? İnsanları sokağa mı atacağız Deze, ha? Ne yapmamı istiyorsun Ramazan? Ya diyorum ki ne, biraz daha süre tanısan, şöyle bir ay kadar falan. Şöyle rahat rahat ev baksınlar, öyle değil mi? Bir haftada öyle yangından mal kaçırır gibi. Onları niye bu kadar dert ediyorsun sen? Sana ne Serap'ın ne yapacağından? Hı? Ben yeğenimizi dert ediyorum Deze. Senin de dert etmen icap etmiyor mu, ha? Neticede bizim yeğenimiz o. Sokağa mı atak el kadar bebeği, ha? Bir ay ya. Şöyle rahat rahat ev baksınlar. Öyle değil mi? Ya bu kadarını istiyorum teyze senden, bu kadarını yap bari ya. Benim hiç hatırım yok, Allah'ını seversen ya. Tamam Ramazan. Ama sadece senin hatırın için yapıyorum. Tamam. Bir ay. Onlara bir ay süre tanıyorum. Bir ay dolduğu vakit bir saniye bile beklemem. Tamam teyze. Gerekirse ben gelip evi taşıyacağım. Yemin ediyorum sana. Ne kadar kira istiyorsun buraya dayı? Vallahi aslında satılık ama madem sen kiralamak istiyorsun. Şimdilik kira alacağız. İleride inşallah satın alırız. Anlaşırız o vakit yeğenim. Yalnız içi biraz tadilat ister. Çatıda akıttıydı kışın. Mühim değil. Gerisini ben hallederim. Anan görünce bayılacak, bayılacak. Hadi tay, 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 tay. Aferin, aferin benim. Zehra teyze. Hoş geldiniz. Ay. Dayım, gel, 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 gel. Hoş gördük. Güllü yok mu? Yok, Yasin abi ev bulmuş, ona bakmaya gittiler. Canı çok sıkın. Nasıl sıkın olmasın ki? Muzaffer Ali'nin doğum gününü burada kutlayamayacağız diye çok üzülüyor. Yok, yok, hiç üzülmesin. Biz o işi hallettik. Muzaffer Ali'nin doğum günü Çitlik'te kutlanacak. Değil mi dayı? Değil mi dayı? Değil mi dayı? Ama bak Güllü'ye sakın ha söyleme. Sürpriz yapacağız. Evet, nasıl olacak ki? İşte yarın. Pakize. Ramazan. Güllü kızım ne oldu? Yok ana. Ev çok güzel. Ama içinde oturan var. Ancak iki aya boşalırmış. Kısmete bak. Ya biz de tam bu mevzu için geldik ya. Bizim sana bir havalisimiz var Güllü.
Neymiş? Halide bir ay daha çiftlikte kalmanıza izin vermiş. Ne oldu, niye ki? Ramazan konuşmuş. Ev bulamadığınızı da duyunca insafa gelmiş işte. Demek ev aramaya devam edeceğiz desene. Sevinmedin mi Güllü? Niye sevinecekmişim? Halide Hanım bize bir ay daha bahşetti değil mi? Güllü, yapma böyle. Affedersiniz. Asabım çok bozuk. Neyse, yarın Ali'nin doğum günü. Hiç olmazsa bir yaşına çiftlikte gelecek. Sağ ol Ramazan. Gel, gel. Sen beni mi istiyorsun ya? Sen ne istiyorsun ya? Hoppa, böyle uçurayım seni böyle böyle böyle. Hoppa, böyle böyle uçurayım seni böyle böyle. Doğum günü çiftlikte mi olacakmış bunun? Doğum günü çiftlikte. Sen de orada büyüyeceksin. Tıpkı benim gibi. Abim gibi. Çiftlik ailemizde kalacak. Kemal geldi. Kemal. Güllü. Güllü. Size bir ev buldum. Ali ile birlikte mutlu olacağınız bir ev. Sahi mi? Nerede? Hadi gel, gidelim. Gözünü bağla. Neden? Sen dedim ya. Hadi bakalım Ali. Beğendin mi kıyafetlerini? Hadi gel giyelim onu. Gel. Gel bak. Çok güzel olmuş onlar. Aa bak. Bak. Hüseyin'i biliyor musun Eşe? Gel çıkar bak. He senin. Dur. Senin ya. Çıkar kolunu. Hadi bakalım. Çıkar. Ramazan. Heh. Her bir şey aldık değil mi? Bir eksiğimiz yok ha? Yok kurban oldum. Her şey tamam işte. Yalnız bak ileride foto ofset var. Ona gidelim de konuşak. Adamı kandırırsak akşam ne çittiye gelir. Fotoğrafımızı çeker ha? Ay ne iyi düşünmüşsün ya. He, hadi gel.
Hayırlı günler. Sana da Gülizar Hanım, sana da. Bu balonlarla nereden böyle? Panayır'dan mı? Yok, Panayır'dan değil. Ama Çitli'ye gidiyoruz. Bu gittiğin akşam Muzaffer Ali'nin doğum günü var, biliyor musun? Cümbür cemaat böyle kuduracağız, eğleneceğiz, öyle yani. Çitlik'te. Yok, mezbada. Herhalde Çitlik'te. Ramazan, hadi geç kalıyoruz. Tamam, kurban oldu. Al, sağ balon. Hadi eyvallah. Bas sen. Demek Serap Hanım, Halide Hanım'ın çiftliğinde davet veriyor. Halide Hanım bunu duyunca ne yapacağız efendim? Açma sakın. Kemal. Gel. Ne oluyor Kemal? Kemal bu ne? Gel hadi. Burası Ali'nin odası. Burası da bizim odamız. Kemal, ama biz burada nasıl kalabiliriz ki? Biliyorum. Çiftlikten sonra seni mutlu etmez. Ama burayı öyle bir hale getireceğim ki inanamayacaksın. Önce çatıyı onaracağım. Döşemeleri, doğramaları elden geçireceğim. Telefon, elektrik hepsini halledeceğim. Senin alıştığın kadar rahat olmayacak belki ama göreceksin. Huzurlu olacağız. Kemal. Siz önden taşınırsınız Ali ile. Evlendikten sonra da ben gelirim. Bir aylık kirayı ödedim. Sonrasına bakarız, tamam? Hadi. O vakit çiftliğe dönelim. Ali'yi bırakmam. Gül'ü nereye? Ben oraya. İyi o zaman. Asuman. Sen ne yapacaksın? Ben başımın çaresine bakarım, merak etmesin. İnşallah fazla uzağa düşmem. Ne bileyim, yarın öbür gün Ali'ye falan kan lazım olur. Emmi,
Yetiştik lan ne? Yetiştim, yetiştim. Hadi gelin bir el atın da şu işleri bitirelim. Tamam, yemin ediyorum bak çarşıda fotoğrafçıyı ayarladım, müzisyenler ayarladım. Acıyım eğleneceğiz ha. Hadi ben de şöyle yardım edeyim. Ramazan, bu kadın burada ne işi var? Ne bileyim ben. Hayrola Asuman Hanım, senin ne işin var burada? Çalışıyorum Ramazan Efendi. Ekmek parası. Sen beni kovduğundan beri burada çalışıyorum. Güllü'nün haberi var mı? Yani senin şarkıcı olduğundan. Yok. Haberi yok. Ama mühim değil zaten. Tekmil kovulduk çiftlikten. Bak güzel. Şunu içeri götürsene. Kapı gitteyin doğum günü, tamam mı? Millet eğlenecek. Kadın da burada iş bulmuş, ekmek parası diyor. Rezillik çıkarmaya gerek yok, tamam mı? Tamam mı diyorum? İyi madem. Eyvah, sofraya bak yemin ederim var ya, Halil İbrahim sofrası. Hey maşallah, bir aslan sütü eksik ha. Halidem, çarşıda kimleri gördüm dersiniz? Hayırdır? Ramazan ve Pakize ile. Çiftlikteki davete gidiyorlardı. Davet mi? Evet. Aynen böyle söylediler. Biz davete gidiyoruz dediler. Serap Hanım çiftlikte büyük bir davet veriyormuş. Müzeffer Ali'nin doğum günü vesilesiyle. Bunlar benimle dalga mı geçiyor? Vallahi bilmiyorum. Utanmadan bir de davet veriyorlar. Siz acıdınız, müşkül durumda kalmasınlar diye mühlet verdiniz bunlara. Yaptıkları bu işte, davetler falan fistan yani. Bilmiyorum, bunlar iyi niyetten pek anlamıyorlar. Bana öyle geliyor yani. Hazır olun, hazır olun. Hanımım geliyor. İnanmıyorum. Anne geldim, anne. Oğlum. Anneciğim, ah iyi ki doğdun. Ay çok sağ olun varum. Çok sağ olun. Hepiniz sağ olun. Çiftlikteki son günlerinde yüzün gülsün istedik. Sağ olun, eksik olmayın. Çok şaşırdım. E kardeşim böyle duracak mıyız ya? Ben Seyyar Hanım'ın dolmalarından yiyeceğim. Hadi sofraya, hadi bakalım. Hadi, hadi geç, 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 geç. Gel, gel, gel. Gel kardeş. Hadi bakalım, biz de çalalım. Ver, 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 durma, ver. Hadi, otursana. Allah, yemin ederim. Ya sen ben. Yok, yok, ben şimdi buraya geçeyim.
sert dileğini, kırılmaz iradesini tüm dünyaya bir kez daha ispatlayacak olan şerefli ordumuza en güçlü bağlılığımızı sunarız. Ne yapıyorsun Halide? Ne mi yapıyorum? Asıl sen ne yapıyorsun? Allah'ın belası. Doymadın değil mi? Yetmedi aldıkların. Halide. Bırak. Önce abim, fabrikam, çiftliğim, yeğenim. Şimdi de kocama mı göz koydun ha? Dur, konuş benimle. Silin. Halide. Yeter kendini rezil ettin. Yürü gidiyoruz. Kemal. Ona tokat attı, görmüyor musun? Halide, sus diyorum. Hala. Yürü. Hala onu mu koruyorsun ha? Bilmiyor muyum sanıyorsun? Bilmiyor muyum sanıyorsun? Beni salak mı zannediyorsun sen? Neden bahsediyorsun Halide? Hala onu seviyorsun değil mi? Sen bavulları toparla. Geri kalan eşyaları sonra aldırırız. Emredersin sanım. Halide Hanım. Hoş geldiniz Çavuş. Hemen geldiğiniz için teşekkür ederim. Çiftliğin tahliyesi için elinizde herhangi bir kağıt var mı? Elbette. Burada sürenin bugün dolduğu yazıyor. Hı hı, evet. Çiftliğimi boşaltmadılar. O insanların hemen tahliye edilmesini istiyorum. Eğer mesai saati bitimine kadar çiftliği boşaltmazlarsa o eve girmeye hakkım var. Anlıyorum. Nasıl isterseniz. Üfle oğlum, üfle. Hadi, 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 hadi. Ahmet. Maşallah maşallah. Hepiniz sağ olun, var olun. Ali'yi de beni de çok mutlu ettiniz. Bu çiftlikte çok güzel günlerimiz oldu beraber, acı tatlı. Ama maalesef çiftliği kaybettik. Yasin Ağa, Seyyare Bacı. Size hizmetlerinizden dolayı minnettarım. Eğer sizi üzdüysem affedin. Haşa hanımım. O nasıl söz? Asıl siz sağ olun hanımım. Vallahi billahi içimiz yanıyor. Umarım Halide sizi üzmez. Burada kalmanıza müsaade eder. Çünkü bu çiftlik sizsiz olmaz. Kemal de beyi bulmuş sağ olsun. Tadilatı sürüyor. Bir ay sonra süre bittiğinde biz de oraya taşınırız herhalde. Ana sen de bizimle gelirsin. Tabii geleceğim kızım. Baba sen? Ben tenekeyim. Dönüyorum kızım. Oho.
Tamam. Yeter alaştınız, Allah Allah. Doğum günü kutluyoruz kardeşim. Ya bırakın şunu. Çal babam bir şeyler. Hadi foto. Yeğenimle fotoğraf çekileceğim ben ya da. Gel gel yeğenimle fotoğrafımı çek. Gel gel. Gel 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 gel. Gel. Allah Allah. Gel bakayım şöyle ha. Şöyle şöyle. Çek bakayım. Böyle. Bu ne cüret? Ne oluyor Halide? Senin burada ne işin var Kemal? Ha? Ya senin Ramazan? Ne demek ya senin Ramazan? Yeğenimizin doğum günü, onu kutluyoruz. Öyle mi? Kutlayamazsınız. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Ne var Halide, ne istiyorsun? Hemen çiftliğimden defol gitmenizi istiyorum. Ya Deze, sen demedin mi bir ay müddet veriyorum diye? Unuttun ne anne? Verdim. Verdim. Şimdi de vazgeçtim. İşte belge. Hemen çiftliğimi boşaltıyorsunuz. Şimdi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Nereye, nasıl gidelim Allah aşkına? Bu beni alakadar etmez Serap. Şu andan itibaren bu çiftlik benim. Siz de işgalcisiniz. Kendi isteğinizle gidin. Gitmezseniz zaten jandarma atacak. Deza, kurban oldum bak, yeğenimizin doğum günü olmuyor böyle her kadar. Bebeğe sokağa mı atacağız? Sen bak, eve git tamam mı? Ben gelin konuşuruz yani. Yazıktır, ayıptır Deza. Ayıptır öyle mi? He. Asıl sizin yaptığınız ayıp. Ben bu süreyi size çalıp oynayın diye vermedim. Ev bulun diye verdim. Sürekli kocama alet ediyorsunuz. Ben senin kocan değilim. Bunu kafana sok. Şimdi bu insanları rahat bırak ve defol git. Sen hala benimle evlisin Kemal. Sen de bunu sakın aklından çıkarma. Hiçbiriniz çıkarmayın. Hadi şimdi defolun. Sana güvenmekle hata ettim. Böyle yapacağını bilmeliydim. Ben de sana acıdım, merhamet ettim. Ama sen her zamanki gibi iki yüzlü çıktın. Merhamet insanlara mahsustur halde. Sen insan falan değilsin ki. Yeter artık. Çavuş, hemen atın şu kadını evinden.